Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı her hafta salı günü düzenlenen Halk Günü buluşmalarında bir kez daha vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yazgı Halk Günü buluşmalarında amacımız vatandaşlarımızın derdine derman olabilmek dedi. Her zaman yoğun bir katılımın olduğu Halk Günü'nde Başkan Haluk Şahin Yazgı, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile birlikte halkın sorunlarını dinledi. Gün boyu hemşerilerinin problemlerini, beklentilerini ve düşüncelerini dinleyen Başkan Yazgı, her yerde her zaman vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Amacımız halkımızın sorunlarını çözebilmek, derdine derman olabilmek. Vatandaşlarımızın Halk Günü buluşmalarında buradan memnun ayrıldığını görmek bizlerin en büyük mutluluğu diye konuştu. Aksaray'da bir araya gelen köy ve mahalle muhtarları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Aksaray Ziraat Odası ve Kazıcık Tol Köyü Muhtarı Emin Koçak ve Aksaray Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik öncülüğünde bir araya gelen mahalle ve köy muhtarları Türk bayraklarıyla birlikte hazırladıkları 80 milyon daha güçlüyüz, bu ordu başkalarına benzemez, geliyoruz bugün Afrin, yarın Münbiç dövizleriyle İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Her şey vatan için, her şey vatan için, her şey vatan için. İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık tarafından karşılanan muhtarlar Mehmetçiklere tatlı ikramında bulunurken muhtarlar adına konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik, Afrin'e destek için 329 muhtarın sözcüsü olarak böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. 68 Aksaray vilayetimizin 329 tane muhtarın adına bütün muhtarların ve Aksaray halkının Afrin'deki Mehmetçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için buraya toplanmış bulunuyoruz. Rabbim onları korusun, Allah'ım onları muzaffer etsin. Her şeyimiz vatan için, bizler de hepimiz Mehmetçiyiz, bizler de hepimiz askeriz. Onlara buradan selam söylüyorum. İnşallah en kısa zamanda onların yanına tekrar geleceğiz. Orada ziyaret edeceğiz. Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda köy muhtarı Emin Koçak da aynı şekilde duygularını dile getirdi. Aksaray köy ve mahalle muhtarları olarak görev yapan 329 muhtarımız adına Afrin Zeytin Dalı operasyonu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ay Yıldızlı Milli Birlik ve Beraberliğin yanında ve destekçisi olduğumuzu Aksaray muhtarları olarak tüm dünyaya burada duyuruyoruz. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Ben de hem Aksaray Ziraat Odası Başkanı olarak hem bir köy muhtarı olarak her zaman ordumuzun, askerimizin, bayrağımızın ve birlik bütünlüğümüzün yanında olduğumuzu burada bir kez daha haykırıyoruz. Artı Aksaray ne kadar birlik beraberlik içerisinde olduğunu özellikle köy muhtarlarımızın bir telefonla, bir mesajla toplanıp askerimizin, alayımızın yanına gelip biz askerliğe hazırız, cepheye hazırız. Bu vatanı kalleşlere, hainlere, PKK'lılara bırakmayacağız diyoruz. Biz burada Aksaray'la hem üretici hem çiftçi kardeşlerimizin hem muhtar kardeşlerimizin duyarlı olduğunu biliyoruz. Ülkemiz çok büyük, büyük bir ülke. Yardıma ihtiyacı yok ama cephanenin %75'ini çıkaran ülkenin %100'ünü çıkarabilmek için biz burada yardım kampanyasını bir kez daha destekliyoruz. Muhtarlarımız gerek kimi birçoğu maaşını bağışlıyor, birçoğu da imkanlar dahilinde Ziraat Bankası'nda ordumuza yardımcı olabilmek için maddi ve manevi her zaman yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Ben katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi misafir eden alay komutanlarımıza ve askerlerimize de teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık ise kısa bir açıklama yaparak Aksaray'ın her zaman adından söz ettiren kampanyalarla kendilerinin de güç topladığını söyleyerek teşekkür etti.
Aksaray Belediyesi tarafından Somuncu Baba Külliyesi'nde hizmete açılan Engelli Koordinasyon Merkezi'nde 22 Nisan'da gerçekleştirilecek olan engelli kamu personel seçme sınavına girecek engelli bireyler için ücretsiz EKPSS hazırlık kursu açıldı. Aksaray Belediyesi katkılarıyla Türkiye Beyaz Ay Derneği Şubesi tarafından açılan kursta %40 ve üzeri engelli raporuna sahip engelli kamu personeli seçme sınavına girmek isteyen kişiler sınav tarihi olan 22 Nisan'a kadar Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Somuncu Baba Külliyesi'nde açılan kurs merkezine başvurarak sınava hazırlanabilirler. Haftada en az 4 saat ders verilen hazırlık kursu her hafta sonu 13 ila 16 saatleri arasında. Şu an için 25 öğrenciye ders verilen hazırlık kursunda gönüllü öğretmenlerden oluşan eğitimciler öğrencilere Türkçe, matematik, tarih, genel kültür ve coğrafya branşlarında ders veriyor. 4 yılda bir düzenlenen EKPSS başvuru tarihi 21 Şubat'ta sona ererken 22 Nisan'da yapılacak sınavda 5000 engelli vatandaş kamuya yerleştirilecek. Aksaray Belediyesi merkezdeki bisiklet ağı yolunu her geçen gün genişletiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla Aksaray merkezde bisiklet yolu 9.922 metreye ulaştı. Yaptığı yatırım ve hizmetlerle Aksaray'ın marka şehir olması ve yaşam standartlarının her geçen gün daha da yükselmesi için çalışmalarına devam eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, modern şehirleşme yolunda ilerlerken her alanda hedefe ulaşmak için ekibiyle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü vatandaşların hafta sonları ve tatillerini değerlendirebileceği bir yandan da sağlıklı yaşam hedefleri çerçevesinde ailece spor yapmalarına ve gelecek nesillerin de sporla iç içe olmalarına imkan sağlamak için bisiklet yolları, yürüyüş yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla Ağaçlı Toki bölgesinde 1680 metre, Tacım Mahallesi Terminal arasında 821 metre, SGK Kavşağı Ağaçlı arası 2750 metre, 40 metrelik 30 metrelik yol, Kılıçarslan ve Tacım Kent Parkı olmak üzere 4671 metre kapsamlı ve örnek bisiklet yollarıyla kullanıcılara güvenli ortam sağlıyor. Enerji verimliliği, çevre dostu olması ve sağlıklı bir ulaşım aracı olması gibi özellikleri nedeniyle önemli bir ulaşım türü olan bisikletin yaygınlaşması için hizmete açılan bisiklet yolları Aksaray merkezde 9922 metreye ulaşırken yollar trafik mavisi renginde bisiklet figürleriyle belirginleştirilerek gün içindeki ulaşım ve gezinti ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanıma özendiriliyor. Aksaray Belediyesi'nin 2014 yılında başlattığı Güne Bakan projesine firmalardan her geçen gün talep artıyor. Başvuru yapan firmaların yanı sıra Güne Bakan hijyen sertifikası alan firmalarda Aksaray Belediyesi tarafından her 3 ayda bir denetim altında tutuluyor. Hizmet kalitesini belgelendiren ve Aksaray Belediyesi tarafından gıda işletmelerine verilen ve çeşitli denetleme parametreleriyle şu anda gıda sektöründe 19 üretici ve satış yeri işletme, Güne Bakan hijyen sertifikası ve Güne Bakan bayrağı altında hizmet veriyor. Gıda imalatı ve satışı yapan işletmelerde tam hijyen sağlamak amacıyla başlatılan Güne Bakan projesinde güvenilirliğin devamını sağlamak için sertifika alan işletmelerde Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetim ve kontrollerde 4 firmanın el değiştirmesi ya da şartları sağlayamadığı gerekçesiyle Güne Bakan hijyen sertifikası iptal edildi. Yine proje kapsamında başvuru yapan 16 firmaya eksikleri sebebiyle hijyen sertifikası verilmezken yeni başvuru yapan firmalar ise Güne Bakan hijyen sertifikası alabilmek için hazırlıklarını tamamlama aşamasında. Belediye bünyesinde bulunan Güne Bakan birimi müracaatta bulunan işletmelerin evrak takibini yaparken sertifika alan işletmeleri her 3 ayda bir denetime tabi tutarak hijyenin ve güvenilirliğin devamını sağlıyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalar kapsamında onlarca arızayı giderirken yine eş zamanlı olarak kapsamlı bir şekilde içme suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak Aksaray Üniversitesi bölgesinde yer alan yurt kompleksi sınırlarında içme suyu bağlantı çalışmaları başlattı. Allah!
Mahallelerde kırılan ve patlayan boru hatlarına ekipler müdahale ederek arızaları gideriyor. Güzergahta ağır iş makinalarıyla kazı çalışmaları ve içme suyu ana hattı oluşturuluyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı liderliğinde mahallelerin içme suyu sorunlarını çözmek için yoğun mesai harcayan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri sorunları tek tek çözüme kavuşturuyor. Yeni içme suyu hatlarının uzun yıllar hizmet vermesi bekleniyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.